Şimdi nereye? Şimdi önce bir bugün gerçekten bu da size denk geldi. Küçük bir botoksum dolgum var, onları yaptırmaya gidiyoruz. Sonra? Sonra da kumaşçıya gideriz. Evet, hadi gidiyoruz o zaman. Merhaba, nasılsınız? Aa, siz de mi buradaydınız değil? Aa, tesadüfe bak ya. Evet. Merhaba, hello. Merhaba. Hello, yine ben, yine hoş ben, geldiniz. Yine ben. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Ne yapalım, Berker Bey müsait mi? Müsait. Geçelim mi yanına? Buyurun efendim. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Şimdi ben sorarım şimdi. Bana ne lazım? Şimdi dolgu var mı sizin yüzünüzde? Dolgu, şu elmacık kemiklerimde var. Dudağımda var. Ama dudağım 6 ay oldu mu bunu yapalım? 6 ay olmuştur. 6 ay, şunlar var. Yaz başında yapmıştık demek. Bir ara ışık dolgusu yapmıştık. Şimdi bana ne yapacaksın? Asıl o önemli. Hani bir tane bir şey yapıyordun ya bana. Evet. O ne? Evet, hibrit dolgu. Hibrit, ha ben hibrit ona kibrit dolgu diyordum. Evet, hibrit dolgu. Hibrit dolgu da... yarısı volüm, yarısı da lifting etkisi yaratıyor. Yani ikisi birlikte olan bir dolgu. Acıyor mu? Acıyor. Ama hissetmiyorsun. Hadi siz ne yapacaksanız yapın o zaman. Şey yapalım mı o hibrit dolguyu? Şu anda. Ne kadar süre? Yani bir krem süreceğiz biliyorsun onu. Sen kendi sürüyorsun zaten. Ve 10 dakikalık bir işlem yani. Makyaj bazen de yok kendine. Yapalım. Allah'ım bu kim dermiş? Evet. Bakıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda bile belli biliyor musun? Hissedersin bir miktar ama 3 hafta sonra daha da... Şunu alalım. ...bildirgin olacak. Evet, gördüğünüz gibi fıstık gibi olduk. Çıkıyoruz. 2 hafta sonra etkisi daha da inanılmaz olacak. İyiyim siz. İsmail Bey, Armağan Tanıyorum Bey. Tanıyorum Armağan. Asıl bir şey söyleyeceğim. Tam Magazine Forever İsmail'dir. Ne hikayeler var onda. Evet, İsmail'de ne hikayeler var. Bülent Hanım gelir, onu 9 saat kitler burada. Çok çok aşırı komik bir çocuktur. Aşırı çok tatlıdır yani. Orası da onun, burası da onun, burası da onun. Ne yapıyorsun? İyi şükür. Dedim kumaş çekecekmişiz. Dedim hemen İsmail'e gelir. Açırım. Hiç fark burası etmez. En cafcaflı neresiyse, burası da cafcaflı. Evet. Cafcaflı. Bunlar elbiselik mi? Evet ama yani onda acayip Ece var. Ondan sonra inanılmaz. Ne oluyor kız? Bak burada böyle servis. Senin için bak yanar dönerli meyve getirdim. Bir şey söyleyeceğim, bunları buraya getirmeden tek tek parlattın mı lan? Yok. Ha? Ben anlamadım, bir dakika. Ha? Kesin parlatmışım, bu normal değil bu. Böyle bir şey bu. Yok. Vallahi parlatmış. Çocuğa ne hissiyat var? Bir dakika. Yok usta, bunu satarken bulmuyorlar ya galiba. Ben hayatımda böyle bir parlak onlar. Bir mandalina görmedim. Onlar, elmaları da siper. Öyle mi? Bu ne? Aa, İsmail'e gelsin. Yok, tabii tabii o. Nişantaşı mandalinası. Tabii. Parlak. Hoca şey sıkıyor yani, elmaları da sıkıyor ya bir şey. Galiba o. Hayatımda böyle şey görmedim. Ben de vallahi. Merhaba. Of 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 of, neler var neler var. Şu an 2025 koleksiyonu çalışıyoruz. Of süper. Aşağı yukarı bitirdik gibi 2025'i. Şurada mesela gerçek Chanel'ler falan geldi. Mesela Hindistan el dokumaları falan. Ay bunun çok güzelliği. Çok güzel var yani. İnanılmaz. Ne bileyim. Şurada neler, İtalya kaşmir neler falan yaptık biraz İtalya'dan işte. Ya İtalya'yı falan satmaya başladık İtalyan kaşmirini biliyor musun? Çok güzel oldu ya. Bu arada İsmail Nişantaşı'nın... göz bebeği, en göz bebeği hatta kaptan kumaş. Çünkü her şeyi çok özel getirir. Biraz kaşesi diğer arkadaşlarımıza göre bir tık daha yüksektir ama kalitesi de ona göre çok farklıdır. Mesela burada Chanel'leri getirmiş.
hep söylerim kumaşa adını veren marka diye. Evet. İnanılmaz olmuş. Hazır gelmişken ben de alayım ya. Ne kadar bunun metresi? 2000 liraya falan satıyoruz. Teşekkürler. Louis Vuitton ceketini söylediğim her şeyi boş verin siz diye ben başlamışım. Mesela şuradan bir şey çıkmaz mı? Valla sana çıkar. Hayır bu kadar çıkmaz ya bu kadar değil. Mesela en azından bir 3 metre. Sen yaparsın onu uzatırsın. Ben nasıl uzatayım? Elbisenin arkası yok. Böyle mi çıkayım? Aa. Yok sana düz bir şey uydurursun. Olur yani. Hayır mesela bundan 15 güne gelir mi? Mesela çekimim var. Ben bundan bir tane etek yapabilir miyim? Bir hafta geçerli yaparım onu sana. Gerçekten mi? Ayıp ediyorsun ya. Aslansın. Valla efsane. O zaman şundan bir ayıralım. Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok, çok güzel. Taşları falan bileceksin. Hadi, ay kesinlikle. İnanılmaz. Mesela bunlar böyle ayrı ayrı satılıyor. Tabii tabii. Adetle mi satıyorsun bunları? Tek tek satıyorsun. Mesela bunların fiyatları ne kadar? Sen yabancı değilsin 125 lira. Hayır ama izleyenler için de. Yabancılara satışı 10 dolar gibi. Türklere biraz daha ucuz satıyorum hocam. Öyle yapmak. Biz tanesini kaça alıyoruz? Sen bunun 5 dolara normalde satıyorsun. Sen 4'e alırsın o zaman. 4 dolar alırsın. 4 yani dolar kaç para ediyor? Ben 120 lira alırsın. 120 lira. 120 dolar lira. Demek durumunda kalıyorum. Neden? Yabancılar da geldiği için dolarla satıyoruz ki ülkemize dolar gelsin. Yanlış anladın yani. Süper. Bu Swarovski'nin kullandığı taştır. Avusturya. Birinci sınıf. Mesela hazır burada bulunması bence müthiş bir avantaj. Ama senin çiziminle bunlarınki belli aynı olmaz. Çünkü Hindistanlı Hint kafasına göre çiziyor. Evet. Sen yani Gülşah Sarıçoluk kafasına göre çizersin. Ya inanılmaz şeyler bir var. De bazen şey oluyor. Sizin çizdiğiniz şeyleri ben uzak doğuya götürüyorum. Orada diyorum bunlar taklit edilsin istiyorum. Daha güzel. Türk malı taklit ediyor böylelikle de. Daha güzel oluyor yani. İnanılmaz yani. Mesela şundan, mesela bu kırmızıdan. Mesela bu kırmızıdan istiyorum ama kırmızının şurasında şu hepsinde 30 santimde bir bu mu yok, var? Yok göremezsin. O kartel üretimdir. Malda olmaz o. Ha, malda yok değil mi? İstiyorsan tonlaştırırım sana. Mesela bundan ben bir metreden şöyle bir elbise çıkarsam. Hı-hı. Mesela bunu ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Hemen ben size de söyleyeyim. En sevdiğim, çok severim ben böyle yağ işini. Mesela oksitli gold bir kemer. Oksitli gold iki küpe. Ondan sonra ve üzerine bunu böyle bir elbise. İnanın ki sizden daha şık kimse olmaz yani. Şeyde gördüm abi. Çok güzel. Londra'da bir kadın yaptık. Balon kol yaptı bunlardan falan bu şunların. Evet evet kolların da öyle olduğunu bayağı düşünelim. Bayağı tuttu. Tamam bir hadi daha. Geçelim. Hadi geçelim oraya. Kız anakonda Allah'ım. Ay neler perde mi bu dermişim burada ben? Ha? Perde mi bu dermişim? Vay 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 vay. Oo burası ne olmuş? Bunlar hazır. Bunların hepsi el. Bu el. Tabii hazır değil. Hindistanlı kasnaklara yedilir türler karşılıklı. Karşılıklı iki kişi geçen elle tık tık tık. Hindistan el işinde çok kuvvetli. Çin gibi değil. Çin makine işinde iyidir. Ama el işi her zaman özel işte. Türcülere falan hep el işi. Gülşah Hanım siz böyle hazır almıyorsunuz ama değil mi? Ben çok yani bulamayacağım nadir. Şeyleri nadir hazır alıyorum. O ben genelde normalde çiziyor ya da kafasına göre. Evet çiziyor. O başka kafa da usta. Onların kafaya biz çıkamıyoruz. Ses hızını geçmiş o yani. Canım benim. Gerçekten öyle ki. İşte hani atölyede yani gördüğümüz gibi ben çiziyorum. Onlar kasnakları yapıyorlar. Ama burada mesela çok özel ama bir mesela, şey olursa tabii, çok beğenirsin. Tabii tabii. Bence öyle işte. Mesela böyle bir şey çizmek mesela istesem bakıyorum burada hazırı var. Mesela ondan sonra şey alıyorum bunu. Ha bak bu da güzelmiş. Çok güzelmiş o. Ay bundan bir ceket yaptığını düşünsen. Ama çok güzel. Olay. Gerçekten olay. Vallahi çok güzel ne yapalım? Hadi hadi gidelim. Çıkalım. Hadi. Aynen. Yapacağım bir şey olursa haber verin hocalar. Çok teşekkür ederim. Hizmetinizdeyiz. Elimizden ne gelirse. Ya saçmalama. Valla bak şey, şey yok yani. İyi insanlarsınız. Sever sizi. Burası mı? Ooo armağanım benim be. Nasılsın yavrum? İyi misin? Merhabalar, nasılsınız? Şahmet. Çok memnun oldum. Kusura bakmayın, biraz soğuk. Kolay gelsin. Burada mı bakacağım? Merhaba. Hadi gel. Ha, meşhur edeyim seni Selçuk. Bütün kızlar yazmasın sana. Ya artık bizden bir şey yok abi biz artık. Öyle diyenden korkacaksın. Ay evet. Ne güzel. Bugün hep şansımız mandalinalardan, kirazlardan gidiyor. Ne kadar güzelmiş bu. Yazın abi çok güzel. Evet efil efil. İyi gezdiniz bunlarla ha. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Gömlek elbise dikiyorsunuz. Nasıl gömlek? En güzel gömlek elbiseler. Mesela böyle poplin midir bunlar? O viskon. Viskona viskono. Tamam viskona viskono. Bak mesela bu da böyle. Tabii tabii. Bunlardan bu çok ketel güzel. Yazın böyle gömlek elbiseler dikiyor. Tabii, hanımlar tabii böyle hem evde hem dışı. Bunlar bizim hep ihracata yaptığımız evet malı. Bak mesela çok güzel.
Bu da çok güzel. Renkleri de çok güzel. Evet. Neler varmış burada ya? Abaya. İhracata yaptıklarımızdan şeyler. Tabii kız, eski kumaşçılardan kim kaldı baksana. Olay. Kaç para metresi bunun? Çok düşündüm. Yok, ihracat fiyat, iç pazarda fiyat değil. İhracatı biz bunları 2.30 pound'a falan satıyoruz. 2.30 pound diyor be. Ne? Pound ne kadar ya? Bir şey söyleyeceğim, bu da çok güzelmiş. O da güzel hakkı. Kocaman bir etek dikilir bundan. He. Nefis, ne kadar güzel. Ne kadar güzel şeyler var. Selçuk abim zevklidir. Puantiyeli severim ben bu kısmı. Ben de puantiyeli. Bayılırım ama. Güzeldir 16. Gel. Ben de puantiyeli çizgiyi kim var bizde? Çok severim. Siyah beyaz puantiyeli. Gelsene delikanlı. Ya oğlum, sen varken başkasına ne bakıyorsun? Sen maşallahın var. Al şunu. Bak bu çok güzelmiş. Bundan şalvar paltona yapabiliriz. Ben çok severim puantiye. Bak o da güzel. Siyah beyaz olarak. Aa, puantiye. Bak onun yanı var. Acı bu siyah. Rahmetli Nur çok yerdi. Çok giyer, çok da kullanırdı. Rahmetli Nur Yerlitaş. Haa, o öldü. Çok giyer. Evet. Sever. Hop, ben şimdi gelsem bana gel, verir misiniz? Gel, verir misiniz? Süper. Sen Armağan'a geldikten sonra alırsın. Tabii bak, Gülşah Saraçoğlu'nun sökülüyor. Bak, Armağan Çağlayan da olunca oluyor. Ama benim kaç yıllık arkadaşım? Biz gibi olmuş artık. 15 yıllık arkadaşım en az. Çok güzel. Aa, gel asıl. Gel. Şeyin bu puantiyenin evet. Bu güzel. Nur'un puantiyesi bu, evet, evet doğru. Bak asıl bu güzel. Tabii o da çok güzel. Ben de çok bakarım. Bak yüzde. Bak bunlar şimdi gidiyor yaz için. Puantiyon çok güzel olur. Torba. Bu kimin, bu kimin? Benim. Parayı maşallah. O güzel mi bu? Pardon. Bak, ne ki bu? Ya bu marka ben de anlamadım. Ama şey, Goyard ama şey. Ama acayip satıyor. Ufacık da mağaza. Şeyde Milano'da. Evet. Ama ben mesela çantanın ve ayakkabının hiç mücevherin falan hiç replikasını sevmem. Aksesuar ayrı bir şey severim evet. Ama hiç replika hiç sevmem yani. Şıkmış mümkün ama. Değil. Çok şık canım bunlar. Her rengi. İlk defa ya. Gördüğümü de söylemek istedim. Ya, acayip ya, bunda bir renkler var, bir renkler var. Turuncu. Kafayı yersin. Tabii. Ama kafa. En güzel şey, erkeğe de kapatır. Kaç lira mesela bu? Kaç lira mesela? Biz ona verdik işte, bak sana söyleyeyim. Bak sarı mesela, olay. Bu her kalitelerden, her şeyler, kaliteler farklıdır. Çok güzel, moru çok güzel. Kabanlık üzerine. Evet, çok güzel. Bu bunlardan zaten değil mi? Evet, bunlardan. Evet, onları... Orada eflantın da var. Hepsi şey... karışımları... Renklerin hepsi var. Mesela bu sarıyla hemen... Bunu işte bak şurada bu sarı. Aynı sarı. Evet. Hop şunu düşmesin, onu bir tutun. Bak şimdi şuna. Bak en sevdiğim iki renk. Ben mesela bunların böyle ikisini karıştırdığımda... Ne? Bu o kumaşların, o kalitenin renk kartelesi. Evet evet, gördüm zaten orada olduğunu. Nefis. Vallahi çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Görüşürüz. Sağ olun aşkım. Ay bunun rengi güzelliği. Bu da çok güzelmiş. Olay. Evet tamam. Şimdi telli yapıma gidiyorum. Yeni televizyon programının projesi için toplantıya gidiyorum. Sonra da falcıya gidiyorum. O kadar. Evet. Televizyon programı olacak mı olmayacak mı diye. Yok o zaten olacak. Ama yanımda kimler olacak onu bilmiyoruz işte. Bakalım böyle. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah ya, ben teşekkür ederim. Ne keyifli bir gündü. Benim canım Arman. Çok teşekkür evet. ederiz. Bizi hayatınıza bir günlüğüne aldınız. Evet. İnşallah bol bol müşteri olsun, bol bol kazançlar Amin. Olsun. Her şey çok güzel olsun. Vallahi ben ekibe ayrıca teşekkür ediyorum. Hepiniz çok tatlısınız. Canım Metin, çok teşekkür ederim. Canım Armağan'cığım, çok görüşürüz. Değerlisin. Çok teşekkür Hayır, ederim. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Gidiyorum. Siyah beyaz görüntü. Türk film müziği. Ne 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 ne. Hadi bay bay.